Evet dostlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte tekrardan Bitcoin ve altcoin paritelerini arkadaşlar inceleyeceğiz. Ben de sizinle birlikte arkadaşlar ilk defa inceleyeceğim. Yılbaşından sonra bir düzelemedik maalesef arkadaşlar. Bir düzen oturtamadık. Herkes tabi bir plan yapmıştır illaki. Herkes bir şeyler yapıyordur. İşte biz de bir şeyler yaptığımızdan ötürü düzen oturtamadık arkadaşlar. Gerçekten 3 gündür yani. Bu şekildeyiz. Altcoin'lere, Bitcoin'e adam akıllı arkadaşlar bakamadım şahsen. Yani çok fazla grafik bakamadım. Birkaç tane grafik baktım. Birkaç tane işlemim oldu. Onun dışında çok bir şey yapamadım. Ben de işte sizlerle birlikte arkadaşlar şimdi bakacağız. Neler oluyor, neler bitiyor yorumlamaya çalışacağız kendimizce. Her zamanki gibi. Hemen şurada grupta paylaşalım arkadaşlar. Canlı yayınımızı. Burada sohbet grubumuzda çok güzel arkadaşlar grafik paylaşmışlardı. Bu sohbet grubundaki coinlere bakacağım arkadaşlar aynı zamanda. O şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Şimdi baktığım zaman ilk başta Bitcoin'e bakalım. Bitcoin neler yapıyor? Şimdi bu lineer grafik arkadaşlar. Şimdi ayrı sayımız değişik tuhaf tuhaf hareketler yapıyor maalesef. Burada baktığımız zaman hani ayrı sayı bir tuhaf oldu arkadaşlar lineer grafikte. En azından şu ara şunu görebiliyoruz ki burada hala düşen trendimiz kırıldı ama herhangi bir hacim gelemediği için yükselemiyoruz arkadaşlar. Aslında piyasa çok olumlu. Dünya hisselerinde olsun Tesla bildiğiniz gibi bugün çok güzel açtı. Yani %6'lık bir yukarı oranla Tesla kendini arkadaşlar. Tesla hissesi yukarı attı kendini. Tesla hissesi genelde arkadaşlar teknolojik bir hisse olduğu için Bitcoin de teknolojik bir hisse olarak görüyorum ben açıkçası. Yani tam o şekilde değil ama biraz benziyor. O yüzden Tesla böyle açtıysa, artık Tesla yukarılara doğru gitmeye başladıysa diğer globaldeki emtiaların yukarı doğru gittiğini görmek beni sevindiriyor. Neden? Çünkü Bitcoin de yukarı doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu şekilde görüntü olduğu için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tesla hissesi de gayet güzel. Yani buradan baktığın zaman çektiğin zaman çok güzel de bir yükselen trendi de var mesela Tesla hissesinin. Şimdi bu böyleyken Bitcoin neden böyle? Tamamen arkadaşlar hacimsizlik ve yıl sonunda olmamızdan kaynaklı. Herkese bir şüphe olmasından kaynaklı arkadaşlar. Bu şekilde hacimsizlik olduğu için ne yukarı gidebiliyoruz ne aşağı gidebiliyoruz. Küçük bir darbe alanda arkadaşlar. Maalesef bir yukarı bir aşağı hareketlerimizi sürdürüyoruz. Bu da ne oluyor? Bu da sert bir hareket bize getirebilir. Bunun sonunda yani Bollinger bantlarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük bazda bayağı bir daraldı yani burada baktığımız zaman. Burada orta Bollinger bandı bizim için bir direnç görevi görüyor. Bu da artık 48 bin dolar civarları. Orta Bollinger bandı bizim için bir direnç oluyor. Gördüğünüz gibi şurada üzerine kapattı, retest verdi, yukarı çıktı mesela. Yalnız her zaman dediğim gibi 53.500 doların üzerinde kesinlikle günlük mum kapatmamız lazım ki rahatlayalım arkadaşlar. Logaritmik grafikte bu tarz bir görüntümüz var. Tam şu an yükselen trendin desteğindeyiz. Gördüğünüz gibi bu yükselen trendten şurada çok kez arkadaşlar destek aldık. Destek aldık, destek aldık. Artık buralardan gitmezse daha yeni alıcılar bulabilmek için artık ben yukarı doğru deniyorum. Atamıyorlar arkadaşlar. Yani balinaların alımları yetersiz geliyor. İnsanların alımları yetersiz geliyor. Ne olacak? Bunun yükselmesi için arkadaşlar şuradaki alıcılarla buluşması gerek. Bu bölgedeki şu alandaki alıcılarla buluşturabilip buradan şu şekilde bir hareket yapabilirler. Çünkü hacim yetersiz olduğu için arkadaşlar yeni alıcılar lazım. Yeni alıcıların alımları nerede mesela arkadaşlar? Şu bölge arasında mesela. Şu iki bölge arasında adamlar koymuş mesela alım emirlerini dizmişler. Son dip demiş ki adam 41 bin dolar olur demişti mesela dip adam. Böyle deyince de arkadaşlar buradaki alıcılarla da birleşip yukarı doğru atabilir diye düşünüyorum ben bir nebze. Bakalım her zaman seviye takip yapacağız. Ben her zaman diyorum 53.500 doların üzerindeki kapanışlar bizi tekrardan yukarı doğru seviyelere götürür. Yani bu yukarı seviyelerden bahsettiğim seviyeler neresi? Onları konuşalım.
Burada işte 57 bin dolar, işte 59 bin dolar, 62 bin dolar, 65 bin dolar, 69 bin 300, 74 bin dolar, 72 bin dolar, 80 bin dolar. Böyle arkadaşlar tık 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 gitmeye başlar diye düşünüyorum baktığın zaman. Ama bunun için 53.500 doların üzerinde günlük mum kapanışı yapmamız lazım kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar yani. Şuradan da baktığım zaman Fibonacci yani 72.500 seviyesi buraya denk geliyor. Kesinlikle 53.500 üzeri kapanışı görmek istiyorum. 52 53.500 üzeri kapanış gelmediği sürece arkadaşlar hala şu iki seviyeyi bekliyorum. Yani 44.600 44.700 dolar aşağı yukarı ve 41.000 dolar bantlarını ben bekliyorum arkadaşlar. Buralara gelirse ve yükselirse daha yüksek alıcı toplayıp ilerleriz. Bizim için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama şuradan bir yorumlara bakalım. Selman hocam iyi yayınlar. Algo bakar mısınız hocam? Tabii ki de bakalım. Algo da bakacağız. Hatta şimdi önerilenleri bir yandan sağdan soldan bakayım da arkadaşlar. Sonra unutmayalım. İsteğe göre gidelim. Algo mesela şurada açıkmış. Ben de algoya bakalım. Şimdi algo logaritmik grafikte bakıyorum. Algoya sarı çizgi. Şimdi turuncu bölge alım bölgemdi. Nokta atış turuncu bölgeme düştü. Sarı bölge satış bölgemdi. Sarı bölgeye de çıktı arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Şimdi olması gerek. Hemen ona bakalım. Nerelere gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Şu an 0.5'in üzerine kendini atmaya çalışıyor logaritmikte. Buranın üzerine de atarsa yani şu bölge burası neresi? Aşağı yukarı işte 1.8 dolar bölgesinin üzerinde günlük mum kapanışı yaparsa bu sefer diyeceğiz ki ilk hedeflenme kırmızı çizgi şu 1.95'e kadar olabilir diyeceğiz. Bu sefer 1.80 bölgesinin destek haline çevrilmesini konuşacağız. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Baktığım zaman şu bölgede bir direnç görevi görebilir. O yüzden hedefi 1.90 seviyelerine kadar tut geri çeksek güzel olabilir. Seviye takip yaparak devam edeceğiz. Bunun zaten algonun güzel bir yükselen trendi vardı. Bollinger bandlarına bakarsak Bollinger bandında ağzını açmış yukarı doğru. Mavilim süper trend bakarsak arkadaşlar herhangi bir direncimiz de söz konusu değil. Güzel gözüküyor parite yani yükseliyor. Burada güzel alım bölgesi şu yükselen trend ya da o benim turuncu bölge olurdu zaten. Ama oradan da yapamazsan artık o benim dediğim bölge üzerinde kapanış olabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Yani hedeflenme şuradan baktığın zaman yüzde kaçlık bir oran var bakarsan. %7'lik bir, %6'lık bir işlem şansı verebilir algoda. Oradan sonra nereye kadar gider? Buradan tık 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 diye şuradan ilk önce bir fincan oluşturup tahmin ettiğim seviyeden düşerse eğer oradan bir satış yer büyük ihtimalle oradan fincan kulbunu koyar yukarı doğru çıkar yani. Genelde tüm paritenin yaptığı şey 0.618'den bir satış yiyor şöyle fincanını koyuyor ardından gücü yeterse soluğu da yeterse şöyle bir kulbunu koyup yukarı doğru gidiyor. Onları konuşuruz zaten onlar olduktan sonra. Şimdilik arkadaşlar 1.91 seviyesi yani ilk başta gözüküyor. Joti'ye baktığımız zaman Joti'de bende işlem vardı. Hala açık. Stoplarımı yükselti çıkarttım işlemi. Bakalım ne olacak. 1.41 seviyesi dedim turuncu bölge. Bakacağım Joti'de de zaten giriş bölgem şurası aşağı yukarı. Kendi işlemimi söylemek gerekirse zaten neden girdim? 382 üzerinde günlük mum kapattığı için girdim. Yani biliyorsunuz zaten stratejimi. Yani şu turuncu bölge baktığın zaman sarın bölgede aldım mesela ben bunu. Hatta şunu güzel renkler gelmiş ya buraya. Şu renk güzelmiş bak. Bundan sonra bu renk kullanacağım. Aşağı yukarı şu yeşil bölgede aldım. Şu bölge hedefim yani olacak. Bakalım. Stopumu da hemen çektim girişe. Riskimi de ortadan kaldırdım. Ne olursa olsun bekliyorum yani. Bakalım Joti'de yapması gereken hareket bu yani normal şartlarda. Onu da izliyoruz. Önünde bir mavilim direnci yok. Süper trend direnci yok. Güzel bir 382 bölgesi. Daha önceden direnç olarak çalışmış bir bölge. Onu da bekliyorum ama şu konuda alır mısın desen almam mesela. Kapanışta alırdım mesela. Ama baktığın zaman da şuradan bir yüzde benim alım bölgemle %2'lik bir %2 yükseldi yani sadece bakarsan. IOTX'e baktığımız zaman güzel bir yükselen trend de var. Gördüğünüz gibi yükselen trendin dibinin dibinde oturuyor şu an parite. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu yükselen trend sağlıklı bir yükselen trend gibi gözüküyor. Bir günlük grafikte baktığımız zaman bakın yani. Şu an tam burada oturuyor parite. Şimdi burada
Demişim ki yukarı doğru patlarsa turuncu bölgeler hedef, aşağı doğru patlarsa sarı bölgeler hedef. Burada arkadaşlar seviye takip yapacağız artık. Süpertren, Mavilin, Bollinger, RSI falan bakalım arkadaşlar. Şimdi Süpertrenimiz yukarıda. Orası bir direnç görebilir. Mavilimiz yukarıda. Orası da bir direnç. Aslında bu simetrik üçgen yukarı patlarsa Mavilim ve Süpertren de aşıp patlar büyük ihtimalle. Turuncu bölgeler güzel olabilir. Bollinger matları baktığın zaman çok güzel çalışıyor mu? Yani şaibeli. Baktığın zaman güzel çalışıyor gibi ama şurada iyice bantlar aldığı için tabi bozmuş o da kendini baktığın zaman. Bu şekilde duruyor parite. Kırılımlarda arkadaşlar değerlendirmek üzere. Bunu da bekliyorum. Yotix'i de hedeflerim sırayla aşağı ve yukarı olmak şekilde buralar. XTZ Tezos bakalım yukarı doğru kıracak gibi duruyor baktığın zaman. 4 saatlik grafiği de alırsam güzel bir düşen trendi var burada yani. Burada düşen trendin direncini yemiş gibi duruyor şu anlık. Bakalım eğer büyük ihtimalle bu şöyle bir hareket yapar. Yani bu kırmızı mum arkadaşlar yeşile çevirirse ileriki zamanlarda üstüne kapatırsa kırmızı olabilir. Kırmızı bölgeler. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar tabii ki de. Gördüğünüz gibi Süpertrend'de 4 saatlik de al vermiş. Tabii 4 saatlik de çok bakmıyorum ama şu 5,5 dolar bölgesi güzel gibi duruyor. Yani Mavilim'in geçerli Süpertrend'in direncinin altında kaldığı için güzel bir bölge gibi duruyor. Şu bölgenin üzerinde günlük mum kapatsaydı şu sarı çizgisi MR20'nin orası da bir direnç. Ya tam 5 dolar 5 doların üzerinde kapatsa 5,5 dolar diyeceğim zınk gidecek mesela ama bekliyorum bakalım düşen trend kurulursa belki atlarız. Herkes kendini riske almalı tabii ki de her zaman. Baktığın zaman ama güzel duruyor yani. Şurada düşen trendi kırmaz. Kırarsa tabii. Baktığın zaman şöyle tam dirençteyiz aslında bakarsan yani. Ama bu kırılma hemen gelir mi? Zannetmiyorum bugün gelebileceğini yani. Öyle bir hacim göremiyorum ben. Tabii bunu şöyle bir yükselen trendden yakalasam mesela daha temiz daha güzel olur belki ama bakalım aşağı bantta zaten sarı çizgimiz var güzel bir yükselen trend ama o bayağı bir aşağıda yani o bayağı geçmişten gelen bir yükselen trend baktığın zaman neredeyse 1,5 yıllık bir yükselen trendi var arkadaşlar boğa sezonu yükselen trendleri böyle oluyor o şekilde SXP'ye baktığımız zaman arkadaşlar SXP'de dirençten 7 kafasında zaten bunu söyledim. Yani şurada zaten CEO'su değişti derler bir şey dediler pump geldi gördüğünüz gibi dirençten de yedi kafasına yani. Burada heyecanlı yatırımcılar özellikle bunu çok yapan Türk yatırımcılar o hadi yükseliyor hadi yükseliyor hadi bütün parayı basalım dediler desinler. Teknik analiz bilmeyen adamlar burada düşen trendten vurdular aşağı en tepeden aldım neden en tepeden aldım ben diye kara kara düşünüyorlar şimdi. Ya bak çek burada düşen trend var işte ya hemen heyecana gelmez. Sıkıntı panik endişe yok. Buranın üzerinde kapatırsa al yani değil mi? Ya da şu kırmızıya düşerse al zaten en güzel alım bölgesi orası aslında. SXP alacağım diyorsan yani inanıyorsan bu coin'e hala. SXP şu an böyle. Alice gene yani yükselen trendin dibinde oturuyor parite yani. Baktığın zaman. Bu şekilde oturuyor yükselen trende baktığımız zaman yani çok fena sayılmaz yani düşen trend daha güzel ama yükselen trend de çalışıyor burada hala gördüğünüz gibi hala tepki alıyor bunda da kırılımlara göre değerlendireceğiz ama Alice'de yakın mesafede aşağı doğru kırılırsa şu turuncu bölge bizim için bir destek görevi görebilecek bir bölge gibi geldi bana kesinlikle görür hatta o yüzden o turuncu bölgeyi short işlem açanlar dikkat etsin diye düşünüyorum ben. Long da önümüz temiz gibi duruyor. Ama long olur mu bu coin'de bilmiyorum Alice'de yani. Piyasanın gidişatına bağlı tabi. Yani şu şekilde o kırılım gelirse zaten Telegram'dan paylaşırım hedef. AVAX saatli bomba. Bu pariteye bayılıyorum. Çok güzel trade ediliyor. Çok güzel alsat yapılıyor. Saatli bomba Bollinger bandı çok daraldı. Ayrıyetten simetrik üçgen var. İki tane saatte bomba. Şimdi bu coin nereye gidecek kimse bilemez arkadaşlar. Ne oldu? Simetrik üçgenin ya yukarı doğru kırıyordu simetrik üçgen ya aşağı doğru kırıyordu. Bollinger bandı daralmasında ne oluyordu? Ya coin yukarı patlıyordu ya aşağı patlıyordu. Yani bu patlayacak bir yere ama
sağlam patlayacak yani bu demek oluyor arkadaşlar. Baktığın zaman takip edeceğiz arkadaşlar. Yani güzel bam diye bir yer bir şey gelirse yakalamak için bekliyorum yani Avax'ı. Çok güzel bir bowling yer bandı daralması var burada görebilirsiniz yani. Acele etmemek lazım. Hemen tren çizgisinden almamak lazım. Her an böyle zınk zınk yukarı yapabilir yani. Bakalım. Burada run istediğim seviyede değil hala. Herhangi bir işlemim yok. Gala'ya baktığım zaman gala herhangi bir işlemim, beklentim yok. Kyutum yükselen trendin üzerine tekrar attı kendini. Onu söyleyeyim. Kyutumcular değerlendirmek isteyenler yükselen trendin üzerine tekrar kendini attı. Ben yükselen trendi kırdıktan sonra tekrar altına atarsa eğer çok fazla güvenmiyorum ama bu şekilde de bir görüntüsü var yani şimdilik iyi gibi duruyor bakalım. Yani çok da fazla bir hacmi var mı diye sorarsan çok da fazla hacmi kalmamış coin yani ufak pumplarla gidiyor arkadaşlar baktığımız zaman ama bir yükselişte de güzel yükseliyor yani ardarda burada neredeyse bir haftanın daha fazla 10 gün mesela yeşil mum yapmış her gün mesela. Değişik bir parite. Bu arada şu düşen trend de güzel. Değerlendirilebilecek bir parite baktığın zaman. Ben nasıl değerlendiririm? Belki şu düşen trend kırılımında. Bir nebze. Ya da burada alırım tekrar kırılım beklerim. Yükselen trendin üzerine attığı için gibi olabilir. Yani burada formasyon var mı diye baktığın zaman 4 saatlik grafiğe bakalım. Burada herhangi bir formasyon da gözükmüyor. Yani bu kadar dar da alanda. Kısa vadede zaten şu 10,5-10,4 dolar bölgesi bizim için bir direnç bölgesi arkadaşlar. Yani parite şu an yavaş ilerliyor ama tıngır mıngır güzel ilerliyor yani bakalım. Ada Cardano'ya baktığımız zaman herhangi bir işlem beklentim yok. Hala yükselen trendin üzerinde. Onda bir sıkıntım yok. Matic şu trende gelirse, şu turuncu çizgiye gelirse 2,27 dolar. Güzel bölge. Temiz duruyor yani 2,20 dolar güzel bölge. Burası hem yükselen trendinde de yakın bir bölge. Altında 1,97 var ama burada yükselen trendi kırmış olur büyük ihtimalle. Oraya kadar düşerse takip ediyorum arkadaşlar Mati'yi de. Bakalım neler olacak. Şu anlık herhangi bir beklentim yok. SRM kırdı. Retest atıyor şu an reteste. SRM'ye nedense bir türlü güvenemedim. Neden? Abi paritede bir hacim yok ya arkadaşlar. Hacim yok yani. Hacim olsa tamam diyeceğim de hacim yok ya. Zaten Bitcoin'de de hacim yok. Altcoin'lerde de hacim yok. Herkes sanki piyasayı bıraktı gitti yani arkadaşlar yani. Her şeyi hacimsiz baktığınız zaman yani. Böyle hacimsiz piyasada işte. Her zaman dediğim şey şu. Hacimli piyasada formasyon olayın. Hacimli piyasada formasyon olayın. Hacimli coin'lerde formasyon olayın. Dediğim olay bu. Ha bak normalde bunun yapması gereken bak şimdi bu hacimli bir coin olsaydı çok fazla alıcısı çok fazla satıcısı olsaydı. Şimdi burada üzerine günlük mum kapattığı zaman zınk diye buraya gitmesi gerekti normal şartlarda. Ama şu an hacim olmadığı için yapamıyor yani. Formasyonun hedefine gidemiyor zorlanıyor. Şimdi o yüzden ne diyeyim ki ben bunu yani normalde tam alım bölgesinde ama bir şey de diyemiyorum çünkü yani sıkıntı yani arkadaşlar. Baktığınız zaman üzerinde mavilin bir süper trend de var yani. Yapacak bir şey yok. Kötü duruyor yani. Hem acımsız hem mavilin süper trend sıkıntı. Şu 4,4 dolar bölgesi bir direnç. RSI'yi açarsak RSI'da ne oluyor? Böyle giderse aşağı gider gibi geliyor bana RSI çünkü. Yani. Bakıyorum bakıyorum bir şey bulamıyorum. Şurada bir çok güzel bir ikili dibimiz varmış ama şu noktada bakın. Şu noktada ikili dip ikili dip koymuş zaten yükselmiş dönüşüm. De yani hacimsiz arkadaşlar hacimsiz olduğu için hiçbir şey diyemiyorum. Yani normalde yapması gereken hareket bu ama yapmayabilir yani zorunda da değil arkadaşlar. Şimdi algıya bakmıştık. Bak ara FTM'ye bakayım sonra bir bakayım hangi coin'leri istiyorsanız ona göre gidelim. Şimdi burada şöyle bir yay varmış gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Bu yayı sanki kırıyormuş gibi duruyor. Şimdi burada artık şunu kullanmamız daha doğru olur. Baktığın zaman burada nasıl bir şey kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şu an nasıl bir hedef belirlerim? Şu çizgi bize bir şey verir mi? Bakalım.
Çok sağlıklı durmadı sanki, değil mi? Bakalım başka çizgiler deneyelim, böyle aradan dereden güzel aradan trendlerimiz var mı? Yok gibi duruyor. Burada nasıl bir hedef beklerim? Tekrardan ATH beklerim yani, burada artık Phantom'da yani. Madem bu kadar kırdın, yürü ATH'a yani. Madem bu kadar alıcım var Phantom'da, ATH'a doğru şöyle bir 3.10 sente doğru gider gibi duruyor yani. Şu an zaten şurada şu direnci de açtığı için artık. Şu yatay direnci de açtı. Güzel parite yani. Bak bu paritede mesela acım var mesela. Şurayı da kırdığı için zınk zınk gider bu. Burada zaten şu yayı da görüyorsun burada. Zaten burası da bir destek direnç bölgesi olmuş çıkmış arkadaşlar. Güzel yani. Elinde ya, ben buradan gider arkasından kovalar mıyım? Bunu kovalamam. Ama elinde tutanlar için güzel güzel olmuş yani coin. Baktığın zaman şu bölge güçlü yeşil bölge. Şu bölge güzel, güçlü bölge, yeşil bölge. Güzel. Ha, buradan da buraya retest atar, buradan buraya çıkar diye düşünüyorum. Bakalım, ama şu an alım bölgemde mi? Asla değil. Arada yorumlara bakalım. Hocam sant bakar mısınız? Sanda bakabilir misiniz hocam? Hocam SRM ant. Sant. Sant'a bakalım, sant. Sant grafiği bizde var mı? Açık. Sant grafiğimiz yok. Bakalım santa. Sant değil ol ha, sant. Az önce bakmadım ben buna ya. Avax, Sungalak, Yutum, Ada, SRM'ye baktık, pardon. Sanda bakalım. Sand bayağı yükseliyor, uçan bir pariteydi. Güzel de trade şansı veriyordu bana yani. Her dediğim oluyordu, zınk zınk buraya gelir diyordum, gidiyordu. Buraya gelir diyordum, gidiyordu. Baktığın zaman bunu da düşüyor yani. Bu da bir Metaverse projesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Metaverse olması lazım bu da. Sanda bakalım. Bir de şuradan mesela bir CoinMarketCall'da açalım. Şimdi Sand şöyle çeksek. Şöyle çekeceğiz mecburen yani. Çekiş yok. Böyle çekeceğiz. Tam trend çizgisinde. Tam trend çizgisinde şöyle de bir direnci var. Bu da mevcut. 4 saatte bakalım. Nasıl bir görüntümüz var? Şurası bir destek. Elinde tutacak için ya da kademeli alım yapacak için. Kesinlikle şu bölge tam şu an destekte aslında, baktığın zaman yani destekten neredeyse tepkiymiş şu bölgeden. Şu bölge aşağı yukarı. Tam destekten tepki yemiş aynen. Ama burada yükselen trendi de kıracak yani baktığın zaman. Bu desteğin de altına kırarsa ne olabilir bakalım. Aşağı yukarı şuradan alırsam Fibonacci. Orası da zaten 0.5'e denk geliyor aşağı yukarı yani. 0.5, 0.618 işte 5.38 bölgesi. 5.38 bölgesine kadar geri çekilebilir. Ama bu 5.38 bölgesi yatayda bir desteğe kavuşuyor mu dersen kavuşmuyor. Sadece Fibonacci yani. O yüzden baktığım zaman yani Sant güzel proje yani. Ona en fikrim de. Şimdi Sant güzel proje. Baktığın zaman güzel proje. Eyvallah. Ama biz bunu nerede alacağız? Bu bölge daha güzel gözüküyor. Şu 618 hatta biraz altı şurası. Hatta biraz altı. Dibin dibi. Kademeli olur. Belki altı stoplu gidilir. Şurası ile şurası. Ama çok güzel duruyor mu dersen. Fibonacci burada çok güzel durmuyor ama. Şu iki bölge. Buranın kırılıyor. Yani bir buradan, bir buradan, bir buradan ya da burandan, buradan altı kapanış toplu şekilde alacaksan değerlendirebilirsin. Ya da burada bak, düşen trend oluşumumuz mevcut zaten. Bu düşen trend oluşumunun bu düşen trendin kırılımında girersin oyuna. O da olabilir. Ama şu an yükselen trendini kıracak gibi. Bu şekilde kapanırsa yani. Baktığın zaman tam trendde yani. Tam trendde. Baktığın zaman Bollinger bandında, orta bandında baktığın zaman güzel çalışmış. Burada direnç görevi görmüş.
Burada direnç şeymiş. Güzel çalışmış bowling yerbandı da yani. Bu bowling yerbandını kırarsa şu bölgelere kadar düşebilir diye düşünüyorum ben. Baktığın zaman sant. Bu şekilde yorulayım ya da ben seviyorum hocam riski dersen yük tam aslında risk değil de stratejiye uygun davranacağım dersen yükselen trendin temasında şu an yani ne yapman gerektiğini biliyorsun yani artık. Şu şekilde. Ama piyasa acımsız yani bunu da göz önünde bulundurman lazım. Ya burada iki strateji var. Ya kırılım bekleyeceksin ya temasta alacaksın riski alacaksın. Ya temasta alacaksın. Temasta alacaksın. Yukarı çıkmasını bekleyeceksin. Bu trend kırılırsa stop olacaksın. Veya kırılım bekleyeceksin. Aşağı yönlü işlem açmak için. Şey senin. Karar senin. Ne yapmak istiyorsan. Ben burada yukarı yönlü işlem açmak için bence kırmızı çizginin kırılımını beklerdim. Ne acelem var yani. Hem belki piyasada düzelir. Sanda bakalım herhangi bir şey var mı? Baktığım zaman. BTC tüp prolis denenmesi. Bunlar geçti zaten. Niye bu kadar coin'e çıkıyor? Ben sadece sanda bakmak istiyorum. Baktığım zaman sandın öyle bir listelenmesi 2022'de çok bir şey yok yani. Yok ve bu seneye ait yabalar. Haberi de yok yani. Sand böyle. Gayet yani elinde var mı yok mu ne bekleyeceksin o mesele yani. SRM lütfen. SRM baktım. Arda. Anta bakalım. Yayını biraz geri alarak SRM'ye incelemesine bakabilirsin. Anta bakalım. Neymiş bu coin ya? ATH'den dönmüş. Umarım almamışsındır bunu buradan yani. Gayet normal bu hareketi yapması bu arada. Destek neresi dersen şu nokta yani. Şu. Bu kadar yukarı çıktıktan sonra desteği dinler mi bilemeyeceğim ama 10,6 dolar. Destek. Zaten şuranın da tepesi. Baktığın zaman. Değişik bir coin ya. Burada dünyanın en büyük fincan kulübü gelebilir ben size söyleyeyim. Baktığın zaman bak. Şöyle bir fincan yapıp buradan kulbunu çizip zın zın gidebilir mi? Neden olmasın? Değişik bir variteymiş. Ne ki bu proje? Ne ki bu coin? Bakalım hemen. Ant. Anladım. Bu coin. Bu coin herhalde o. 10.086. Aynen bu coin. Ne 147. sırada CoinMarketCap'te. Cap'te. Hangi borsalarda var? Bir sürü borsada var. Güzel. Baktığın zaman Aragon.org neymiş bu coin? Bakalım. DAO coin. DAO Maker. Sunderland diyor ya. Manayla ortakmış bunlar galiba. Aynen mana coin'le bir bağlantısı var. Bu da Metaverse'e mi girecek? Ne yapacak? Metaverse mi aynı zamanda bu da? Baktığın zaman DAO Ethereum ekosisteminde çıkmış. Metaverse değil zaten. Ethereum ekosisteminde çıkmış zaten de. Ama manayla bir ortaklığı var galiba anladığım kadarıyla. Burada maksimum marzı belli değil. CoinMarketCall'a bakalım ne diyecek bize bu coin'le alakalı. Son 24 saatte %45 yükselmiş. Vay. Hacim yani. Alsat hacmi %45 yükselmiş. Vay be. Değişik bir haritaymış bakalım. Yani bir haberi de yok. Abi burada ne beklersin? Ben bu ATH'in kırılımını beklerim. Almak için bence. Yani buradan fincan kulbu koymasını beklerim yani artık. Bu fincan kulbu formasyonu ne zaman invalide olur? Onu konuşalım.
baktığın zaman ne zaman immolde olur? 7 doların altına kapatırsa olur. 7 dolar da ciddi seviye yani. Buradan ciddi düşmesi lazım. Çok değişik bir sıkıntılı bir parite. Elinde tutuyorsan buradan satmadın, neden satmadın diye sorarım sana yani ATH'tan. Şuradan satman lazım da elinde tutuyorsan baştan zaten de. Burada alım konumları şu bölge bir destek de alım yani parite yani şey yani çok fazla düşebilir. Sıkıntı yani burada bir şuradan bir aldın aşağıdan iki aldın üç aldın dört aldın diye gitmen lazım da baya fark var yani buradan en aşağı dibine kadar inse bu parite baktığın zaman %40 düşüyor yani ben bunu almam ki. Ya buradan kulbun koyar anca o kulp kırılımında değerlendiririm diye düşünüyorum. Hani alacaksan şu yeşil çizgilerden ilk başta 1 lira, buradan 2 lira, 3 lira, 4 lira diye sokarsın içeri parayı ama ne gerek var yani ne ki bu coin bilmiyorum ki. Haberi de yok yani. Neden bu kadar pumplanmış bir anda? Belki de pump coin'ini çevirmişlerdir. Belki de gerçekten güzel projedir. Araştırmak lazım ama en dibini yakalayayım. Dikkatli olayım dersen 8,5 ve 7,2 dolardan alırsın. 7,2 doların altına günlük mum kapattığında şey yaparsın. Çıkarsın işlemden. Şu iki bölge. Yani daha yukarılar destek bölgesi olarak çalışır mı? Çalışır. Oralardan da dönüp kulbunu koyabilir mi? Fincan kulbunu. Koyabilir yani kulptan kastım. Bir de şu şöyle bir hareket yapar bu. Şöyle bir hareket yapar bu. Şöyle bir hareket yapar mesela atıyorum ya da şöyle biraz daha aşağıdan ya da daha yukarıdan fark etmez onu şimdi minicimlik yapmaya gerek yok ama şöyle bir hareket yaparsa eğer şu şekilde bir yatay banttan sonra buradan yukarı doğru mesela bu bölgenin kırılımından sonra mesela işleme gir mesela ya da ben alacağım antçimden ant coin almak istiyorum illa da dersen şu turuncu bölgeler şu yeşil bölgeler de güzel de çok fazla aralık olduğu için ben turuncu bölgeleri tercih ederim diye gibi görüyor. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki de. Baktığımız zaman Near Ethereum. Bakalım. Near açık mıydı bizde? Near açıktı galiba bizde. Aynen burada. Near bu şekilde bir görüntüsü var. Güzel ben bu coin'i unutmuştum. Güzel hatırlattın. 3 gündür coin bakmıyorum. Buranın kırılımı şu 19.95'i götürebilir bize. Ya şu direnci kırması. Zaten parite de hacimli yani baktığın zaman. Lınk lınk gidiyor yani. Önde süper tren mavilim zaten yok. Bollinger Band'ına haftalık bakmak istiyorum. Of, bayağı yukarıdayız. Yani deneyeceksen tekrardan şu bölge yani. Buranın üzerine günlük mum kapattığı zaman şu bölge turuncu bölge bence. Hedeflenmesi gereken bölge yani. En azından. Diye düşünüyorum. O bölge güzel bölge gibi duruyor. Ya da 17,2 dolar bölgesi. İkisinden biri. 17,2. 17,2 bölgesi de şurası. Orası biraz daha yakın hedef olur. Şu bölge. 17 dolar bölgesi. Buranın üzerinde kapanışta 17 doları dene istiyorsan yani. Ya da daha yukarıyı bekle. Ya da stop yükselt. Ya da burayı retest bekle falan. Ama güzel. Coin güzel yani denenir. Kırılmak kapanışa bakmak lazım. Kapanışı takip etmek lazım. Near'da. Güzel bu coin zaten aklımdaydı. Çünkü yükselen trendi güzel zaten. Baya ve coin istekli yani yukarı gideceğim diye yani. Baktığın zaman 4 saat diye bakarsak herhangi bir dönüşüm formasyonu şöyle de bir minor trendimiz var bu arada. Şuradan 4 saatlikte de şöyle bir minor trendimiz var. Saldırıyor velhasıl kelam. Kapanışa bakmak lazım. Şu çizginin üzerinde kapatacak mı günlükte? Hızlı hareket edebilir şu turuncu bölgelere yani. İlk şu turuncu bölge, ardından şu turuncu bölge. Takip etmek lazım. Ethereum.
Ethereum'a bakalım. Lanet coin. Ardından diğer benim takip ettiğim altcoin'lere bakmaya devam edeceğim. Arada istekler gördükçe bakalım arkadaşlar. Ethereum'a bakacağım. Ethereum kırmızı bölgenin altı kapanışta, bu turuncu bölge düşecek diye düşündüm. Düşmedi, beni yanılttı. Baktığın zaman zaten Ethereum yani. Ben çok defa dedim ya, bu Ethereum'u trade edemem diye yani. Beni sürekli yanıltıyor yani, değişik bir parite. Diğer paritelerde zınk zınk nokta atış koyuyorum ama bu Ethereum değişik bir parite arkadaşlar. Çünkü neden? Piyasaya geliyor adam, ne var? Coin Bitcoin var, tamam. Bitcoin tamam, duyduk ya, Bitcoin içinden ne alayım ben? Güzel proje Ethereum diyor mesela adam. Herkes ne diye geliyor? İşte ileride Bitcoin'i geçecekmiş Ethereum. Güzel şilliyorlar Ethereum yani. Ve sürekli de coin yakıyor Ethereum. Değişik yani, aşağı gitmekte pek istekli olan bir coin değil yani Ethereum. Uzun vadede güzel zaten de. O yüzden trade edemiyorum yani. Bana düşecek coin lazım, yükselecek coin lazım. Böyle düşmeye zorlanan coin de trade etmek zordur. Ya da işte yükseldiğinde hızlı çıkıp da düştüğünde az düşen coinler de, çünkü alım bölgene gelmiyor. Short işlem açıyor mesela, short atış işlemi patlatıyor gibi gibi. Ama baktığın zaman hala şu bölgenin ben destek olduğunu düşünüyorum ya. Şu turuncu bölge bak, destek. Şu kırmızı bölgede diğer bölge. Baktığın zaman direnç belirlersek şu bölge yakın zamanda. Bunu da yeşil yapalım. Al sana grafik. Yani baktığın zaman burada ilk yapması gereken mesela çıkarsa yeşil bölgeye çıkmak. Zaten buraya çıkarsa şöyle bir hareket yapmış olur yani. Buradan boynunu da kırarsa yeşil bölgede daha yukarı gider. Abi bu turuncu bölgenin altında gene günlük mum kapanışta, ben şu kırmızı bölgeyi bekliyorum ya. Ama gelmiyor yani, ben anlamadım. Takip etmek lazım. Tekrar dener miyim? Denemem Ethereum ya büyük ihtimalle. Ethereum yani, bu ne yapacağı belli olmuyor. Ama elinde tutuyorsan şu yeşil bölge ilk hedefin olabilir. Ardındaki hedefleri belirlersek birlikte. Eğer burası dipse şayet, onu söyleyeyim. Eğer orası dipse, baktığım zaman neresi güçlü? Bakalım şu bölge güçlü ya, aynen. Şurada yeşil, burada zaten ATH seviyesi. Şu bölgeler güzel ya. Elinde tutuyorsan yani. Daha yukarı bantlara da gider gitmez demiyorum. Daha yukarılara da gider. Şuradan bir FIBO çekelim. Yani. Değişik. Son halini çiziyorum grafiğin, son. Baktığınız zaman son hali bunun. Şöyle diyesem nasıl durur acep? Turuncu bölge. Aynen ya. Bu şekilde iyi. Yani bu turuncu kralına kırmızı elinde tutuyorsan da yeşil hedefler diyeyim Ethereum'da. Ama ben Ethereum'da trade yapmıyorum yani, onu söyleyeyim. Al sat coin'i değil bence Ethereum yani. Al satma coin'i bence. Şimdi şu hemen şu el baktığım paritelere bakalım ne alemdeler, ardından da şey yapacağım. Bugün şeyden Telegram grubundan güzel coin'ler geldi, paylaştı arkadaşlar, şimdi onlara bakmam lazım. Burada Van hedefe gitmiş galiba ya da gidiyor, aynen. Burada fincan formasyonu çalıştı zaten, şu kırmızı bölgeye kadar gidebilir diye düşünüyorum. Ama kısa bir aralık tabii ki de bu yani. Ama Van güzel bir pariteymiş ya. Güzel coin yani. Alıcısı var, bayağı alıcısı var. Abi buralardan arkasından kovalanır mı? Ben daha kovalamam bunun arkasından büyük ihtimalle. Baktığın zaman gerek yok yani arkasından kovalamaya. Zaten coin'in baksana arkadaşlar. Nerelerden çıktı yani buralara. Bak yani. Nerelerden geldi buralara, çıktı yani. O yüzden pek arkasından kovalama taraftarı olduğum coin'lerden değil kendisi.
Şöyle bir yükselen trendimiz var. Aşağıda sarı bant, sarı çizgi. Ama burada arkasından kovalar mıyım bunu? Ya da şu aralıkta trade eder miyim? Etmem bu anda da. XRP herhangi bir şey yok. Manaya baktığım zaman yükselen trendin dibinde mesela. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Sarı bölge ardından turuncu bölge. Hedef. Sen bilirsin. Deneme edebilirsin. Kırılım da bekleyebilirsin. O da bir seçenek. Süper tren mavili mu yukarıda baya. Sıkıntı yok yani. Burada Bollinger Band'ı nasıl çalışmış? Bu zaten Bollinger Band'ı güzel çalışmayacağını düşünüyorum. Neden? Kısa bantta hareket ediyor diyecektim ama güzel çalışmış gibi Bollinger Band'ı. Güzel çalışmış. Yani bu şekilde parita ama Bollinger Band'ına göre henüz bir şey yapmıyorum yani. Tam trendte yani onu söyleyeyim. Audio'ya baktığım zaman herhangi bir şey beklediğim bir şey yok. DI'ye bakıyorum yok. Buradan storage'a bakıyorum. Yok. Direnci 7 işte 382'den sarı bölgeye düşerse güzel olur. O salın bölgede turuncu bölge 1.71 seviyesi. Denenebilir. Bat şu an güzel duruyor galiba baktığın zaman. Şimdi Fibonacci'm kayboldu az önce. Bat'a bakalım. Basic token. Bat bak. 382'yi kırmış arkadaşlar. Buranın altı toplu belki. Şu telefonu elime alayım da bir. Çaktırmadan hemen işlem açıyorum. Değermişim. Güzel gözüktü gözüme. Yok arkadaşlar işlem falan açtım. Yok saçma olmayın. Öyle bir şey yapmam tabii ki de. Baktığım zaman burası bir destek gibi duruyor. Yeşil bölge. Buranın altı kafanı işte toplarsın büyük ihtimalle. Batta. Ama güzel gibi duruyor yani. İşte amaçtı yani coin. Ama tabii Bitcoin sıkıntı olduğu için çok da fazla bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Ama harita bak. Yani 382 kırmış. Daha önce 382 kırılımında ne olmuş dersen. Güzel çalışmış daha önceki 382 kırılımı da. Baktığın zaman hoş gözüktü gözüme. Battı. Bu hedeflenme neresi olur diye bakarsak aslında burada da tam 0.5'ten direnç yemiş yani baktığınız zaman. Şu an biraz moralim bozdu ama ya şu turuncu bölge altı toplu diyeceğim yani. Ama şunu da kırmış olsaydı yani 1.30'da kırmış olsaydı gerçekten efsane olurdu. Belki bugün izleyelim, belki bugün 1.30 seviyesini kırar. 1.30'da kırsaydı gerçekten zaten bu yükselirdi zaten. O yüzden yükselememiş büyük ihtimalle. Şu turuncu bölgeyi kırarsa günlükte şöyle bir kısa vadede 1.39 bölgeleri gibi gözüküyor ya. Buraya kadar gizli gizli gider gibi duruyor. Burayı yeşille belirteyim. Şöyle baktığın zaman güzel gözüküyor baktığın zaman aynen. Ya şu an girdiysen mesela bunu şu 1.2770'in altına günlük mum kapanışında stop olman lazım stratejiye göre. 1.30 bandının üzerinde de günlük mum kapatırsa yeşile doğru gidebilir gibi duruyor. Parite yani. Şu sıkışmış gibi duruyor. Bakalım ne olacak izleyeceğiz. Sıkıntı panik endişe yok. Kurallar açık. Ne yapmamız gerektiği açık. Bollinger bandına bakarsak. Üst band zaten burası. Yani nispeten destekli dirençli güzel çalışmış bu Bollinger Band'da. Bu şekilde arkadaşlar BAT'ta. Sallayalım şöyle. VT'e baktığım zaman şu 0.236'lar bölgesi güzel direnç görevi görüyor VT'de. Bir şekilde bazı coinlerde bu bölge güzel çalışıyor. Ama 0.088 dolar üzeri günlük mum kapatırsa yükselişine devam eder diye düşünüyorum. XRP'de herhangi bir şey yok. Gene Bygon. Unibaygın, Ethereum tabanlı coinler baygın. IOTA çok denedi, çok denedi, kıramadı, kıramadı, kıramadı. Hala satışını yedi gene. Yani buradan baktığın zaman baksana 1, 2, 3, 4 tane, 5, 6, hatta şurada 6 tane, 7 tane düşen trendin temas var. Bu düşen trend artık çok kuvvetlendi. Aşağıda güzel bir yükselen trend var. Bakalım izliyor mu bu coin'de ne yapacak? Baktığım zaman şöyle daha güzel bir çizim yaparsak şuraya şu şekilde. Bakalım kırarsa turuncular. LRC'ye bakarsam şu bölge gene LRC'de güzel bir direnç yani.
Ama 2.13 bölgesi, ama bu bölgenin üzerinde herhangi bir şey yaptığı yok yani şu an. EOS baygın. FTT trend çizgisinde. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Dodo'ya baktığın zaman düşen trendi var. Şu 1.78 bölgesi efsane alım olur. Bence Dodo için. Dodo alacağım diyorsan 1.78 altı kesinlikle stop olman lazım günlük kapanışta, çünkü bu da artık dibin dibine gider yani o. Zaten iki tane, bir majör düşen trendi var, bir minör düşen trendi var zaten buradan baktığın zaman. Sushi turuncu bölgede. Turuncu bölge beni ne ifade ediyor? 236'da. Ama aşağıya yönlü işlem açar mıyım? Açmam. Çünkü şu 8.17'de bir destek. Belki turuncu bölge kırılımında çok da hani tavsiye edeceğim bir işlem olmasa da şu yeşil bölge olur yani. Çok da ama güzel değil ama bakarız. Belki. Güzel durmuyor ama çok fazla. Onu söyleyeyim. Süper'de de bir şey yok. CHR dirençten döndü bak. Zınk diye yedi yani çizim dirençten. CRV fincan kop çalıştı yukarı doğru, böyle attı kendini. Hedefime çok yaklaşmıştı zaten. Benim hedef stratejim biliyorsunuz yani. Hedefime zaten çok yaklaştıysa Moneyel'den kapat abi burada yani. %0.50'lik kar oranı kalmışken bırak da orayı, zorlama yani, hedefi biraz aşağıda tut her zaman. Her zaman böyle bu kafayla gidersek güzel olur. Bitcoin dominant burada değişik bir hamle yapabilir bugün. Bugün ya da yarınki günlük kapanışı şu dibini kırarsa altcoin'ler artık Bitcoin'den ayrışabilir gibi duruyor. Özellikle şu 39.14'de kırarsa daha temiz duruyor ama bu 30.14 seviyesi de dip gibi duruyor. Orada o bölgede dip. O yüzden böyle ne olacak gibi durur. Senaryoyu söyleyeyim size arkadaşlar. Her coin teker teker pumpladı. Bir gün bu coin zınk diye yukarı çıkar. Bir gün şu coin zınk diye çıkar. Bitcoin hala böyle kalır. Yani Bitcoin şu bölgede kalacak arkadaşlar. Böyle bekleyecek. Bir 45 bin dolar çıkar. Bir 47'ye çıkar. Bir 45'e çıkar. Bir 47'ye çıkar. 2000 dolar oynar yani, anladın mı? Ama bunda ne olur? Bitcoin oynamayacak. Dominans düşecek. O zaman her coin zınk vuracak. Bir gün şu coin vuracak. Bir gün o coin vuracak. Bir gün bu coin vuracak. Benim tahminimce. O yüzden altcoin'leri takip etmeye başladım. Sıkı takipteyim yani, enselerindeyim. Herhangi bir yukarı yönlü harekette hemen trene atlamak için bekliyorum. Şu an herhangi bir öyle bir görüntü yok. CVC'de fincan kopuk gelebilir. Gelirse boyun bölgesi 0.40 bölgesi, 0.40 cent TP alacağımız konum turuncu bölgeler. Litecoin düşen trendde kırılımında yükselebilir. Litecoin. Baktığın zaman Litecoin'de güzel trade oldu ya. Litecoin güzel trade verdi. 157 dolar. TP bölgesi. Kırılımda düşen trend. Tabi nereden kırılacağını da bilmiyorum. Yani bu 382 de güzel bir TP bölgesi. Zaten bunu biliyorsunuz. Aynen şu şekilde ya. 0.5 TP bölgeleri kırılımda. Düşen trend kırılımda ya da şu turuncu bölgede dip. Bak bu dip olabilir bak. Binlerce tevas var bu turuncu bölgeye. Güzel turuncu bölge, güzel yani, onu söyleyeyim. Çok da fazla onu yap bunu yap demiyorum. Anlayan anlasın. Herkes kendi riskini yönetsin. Yani şu olur şu olur zınk zınk olur demiyorum yani arkadaşlar. Yani olmaya da biliyor çünkü, anladın mı? Her şey de kesinlik yok yani. Olmaya da bilir. Ama olmasını beklediğim hareketler yani. Tekneye göre olması gerek en azından. Tekneye göre olursa her şeye göre olur zaten. Burada yeşil bölge kırılırsa turuncu bölgesi en eksi düşen trendte kırılıyor. SNX'te. Baktığın zaman link tıkır tıkır. Grafik simetrik üçgen güzel çalışıyor. Yükselen trend güzel çalışıyor. Şu an bak boyun bölgesi kırılıyor gibi. Kırılabilir. Linkte. Bak boyun bölgesi burası. Burası kırılırsa yukarı zınk zınk gidebilir diye düşünüyorum ben baktığın zaman. Şu bölge kırılırsa 23 doların üzerinde günlük kapatırsa daha yukarılara çıkar bence bu diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki de.
Ya burada tabii 24 doların üzerinde günlük kapatırsa daha temiz duruyor zaten şu bölge. Bakarsak 24 doların üzerinde günlük mum kapatması daha hayırlı olur. Aynen 24 dolar ya. Bu 24 doların üzerinde günlük mum kapatırsa turuncu bölgeler diyeceğim. Link'te güzel bir projesi, güzel bir proje yani. Harbi projelerden çok da fazla yatırımcısı var yani Link'in. Hacimli yani. Areste burada süper tren mavili ama işte bunu yapma ya. Bunu yapma ya. Abi süper trend böyle buraya direnci koyunca tam sınıra işte çok gıcık kapıyorum ama buranın üzerinde kapatırsa güzel gider umarım. Takip edeceğiz ya 20 doların üzerinde günlük kapanış bekleyeceğiz ya da 23 doların üzerinde günlük mum kapanışında heyecan aramak istiyorsan da girebilirsin. Baktığın zaman. O zaman ilk hedefi 24.90 olarak 24.80 olarak belirlersin ardından 26.69. Keyfine göre biraz da sen analiz yap ama turuncu bölgelere gider gibi geliyor ileriki zamanlarda. Yani şu en azından şu 24 doları kırımı kırarsa güzel olacak Link. Link güzel. Beğendim. Bir bowling yerine bakacağım. Tamam güzel yukarı doğru açmaya hevesli bowling yeri anladığım kadarıyla. RSI'ye bakarsak ne alemdeyiz? Aa, RSI de o şişmemiş o kadar. Burada RSI'de hayatta arkadaşlar burada bir düşen trendimiz mi var sanki? Yok da. Yani o bölge zaten büyük ihtimal 23 dolar bölgesine denk gelecek. Oradan bir direnç yer yiyebilir. 23 dolardan. RSI'ye göre de yani. Ama şu şekilde düşen trendi kırıyor. Neden şu ilk yeşil bölgeyi kıracak? Garanti alım 24 üstü olur bence. Solana kırmızı çizgi destek, daha altındaki destek, diğer kırmızı çizgi düşen trendimiz var. Elipsimiz hala direnç görevi görüyor. Solana'da bir türlü kafasını kaldıramadı. Yapacak bir şey yok Solana yani. Ben hala alım bölgem dibinde bence 140-110 dolar olur. Gelirse orta vade, uzun vade belki değerlendirilmek için ama. Ama bu kırmızı altına kapatırsa şu bölge olabilir yani. Diye düşünüyorum bakalım. Piyasa nasıl olacak? Bize neler verecek? Burada da çok güzel direnci yedim mesela. Buradan kup yapmaya çalışıyor. Ya da bu 0.445 bölgesinin üzerinde günlük mum kapatmaya çalışıyor. Onu yaparsa 0.445'in üzerinde günlük mum kapatırsa daha yukarı seviyeler güzel. Şu takip edeceğim bu bölgeleri. Şu baktığın zaman. Turuncu bölgeler arkadaşlar hedef. Rose da güzel. Uni'de herhangi bir şey yok. ANKR. Bu coin'den arkadaşlar %150 yaptım. Çok güzel oldu benim için. Şu sarı bölgeye gelirse tekrardan zınk. Bence. Çok güzel yükselen trendi var çünkü. Şu turuncu bölgenin üzerine giderse de şu bölgeye zınk yapar. Şöyle. Kapatırsa. Şuraya düşerse de zınk. ANKR son zamanlarındaki favorim. Dent düşen trend hala kıracak gibi değil. Matik istediğim performansı veremedi. Turuncu bölge belki alım. Şu bölge yani 2.26 1.97 2.26 muhtemelen alım bölgesi olur. SXP hala düşende. Bat yükselen trende temas bekliyorum. Bat'ta yakın zamanda gelebilir. Yani yarın ya da örtesi gün bence. Olursa güzel olur, şahane olur yani. Güzel alım olur Bat'ta.
Baktığın zaman son coinlere bakalım. Sant sıkıntı düşüyor. Ethereum sıkıntı. Şimdi Telegram'da atılan coinlere bakacağım arkadaşlar. Son kez şöyle bakayım şurada. Telegram'da bugün birkaç tane coin paylaşıldı. Güzeldi grafikleri. Onlara bakacağım. Baktığım zaman ne XLM XLM ben bu coin'i takip etmiyor muyum ya? Ediyordum sanki. XLM Allah Allah etmiyormuş. XLM ha. Bunu nasıl bir çizim yapmış arkadaşımız baktığımız zaman şurada daha boyun bölgesine gelmemiş zaten. Aynen ben bunu zaten paylaşmışım ya. Heyecanlandım yeni grafik görmeye de ben bunu görmüşüm sizden önce arkadaşlar. Çaldım sizden. 0.30-0.60 bölgesinin üzeri günün kapanışta şu düşen trend önümüzde direnç görebilir büyük ihtimalle. Ama bu kapanış bugün gelecek gibi durmuyor onu söyleyeyim yani. Ama takibimde. XLM de takipte. Link paylaşmışlar bile link. Ben link de takip ediyordum. Link de mi açık değil ben de baktığım zaman. Link. İlginç bir şekilde link de açık değil bende ya. Allah Allah. Ben bu coinleri takip ediyordum ya. Linke bakalım arkadaşlar bir de. Ha ben buna baktım az önce pardon. Nerede açıktı? Ben linki başa mı attım? Allah Allah coin kayboldu ya. Ha burada burada. Okey. Teta link. Aynen link burada. Tamam okeyiz. Şu anlık benden bu kadar. Telegram'dan herhangi bir soru soran yok. Baktığın zaman herhangi bir işlem. UTX Management. Tamam mı? Birazdan shortlarız diyor. Neyi shortluyoruz? Neyi longluyoruz arkadaşlar? Biz yapınca gayet güzel görüyoruz ama boş bir grafikte trend çizgisini bile yanlış çekiyoruz. Hocam var ya fiyat çeker gibi acaba bu tepeden mi bu dipten mi? Çekici de çelişkili var bunlardan tam uçtan mı açılış kapanışının olduğu yerden mi diye bocalayıp duruyorum hocam var ya bu. Size mi alsak hatalıyorum. Ya tabii ki de İbrahim siz çizip grubu sohbet grubuna attığınız zaman zaten orada hem bilen arkadaşlar da yardımcı oluyor. Hem ben de direkt gördüğüm zaman yorumluyorum hani yanlış çizmişsin şuraya şuraya koysan daha güzel olur buraya koysan daha güzel olur diye. Tabii ki de yorumluyoruz kesinlikle sohbet grubumuz zaten bu yüzden var. Bir de trend çizgisini çiziyorsan mantık çok basit yani. Fitilleri birleştiriyorsun bu kadar. Baktığın zaman yani çok basit bak. Fitil burada fitil burada çekmişim bak fitil temas burada yani fitillerin ucuna koyuyorum yani bak birinci fitil ikinci fitil yani bak şu fitil aşağıda olmuş olabilir Simon's. Bak link. Fitil 1 ikinci fitil üçüncü dördüncü fitiller bak burada en çok temasın olduğu bölgeye koyuyorsun. Fibonacci'de bak benim taktiğimi söyleyeyim mi sana Fibonacci'deki. Bak sana söyleyeceğim. 4 saatlik grafiği aç. Ardından günlük grafiği aç. Tepen dibin. Bu kadar. Al diye de mesela. 4 saatlik grafiği aç. Bak istediğin gibi grafiği boz. Oyna grafikle. Günlük grafiğe geç. Pardon. Olmadı. Taktik tutmadı. Pardon. Şimdi. Şu bölge var ya şu bölge. Şuraya 2 tane tık tık yap böyle. Mesela günlük grafiktesin ya. Buraya 2 kere bas. Şu otomatik kapatman lazım ama. Bastığın zaman Allah Allah. Ha.
Buraya iki tane bastığın zaman grafiği zaten ortalıyor senin için. Şöyle. Allah Allah yapmıyor ya. Çok ilginç yapmıyor şu anda. Ha, grafiği sıfırla tuşu pardon. Okey. Aynen bak grafiği sıfırla bak. Tepe dip. Daha yakın zamandan çekersen daha tepe dip. Yani bunu zaten dertte çok bahsettim. Fibonacci. Hem Fibonacci düzeltmesi dersim var hem majör düzeltme seviyesi dersi var. İkisinde de Fibonacci'yi görüyoruz. Al bak. Tepen dibin mesela. Tepe dip tepe dip fitillere koyuyorsun. Tepe dip. Baktığın zaman bak tepe bölgesi, dip bölgesi. Karşında gördüğün grafikteki en tepe bölge ve en dip bölge. Aa, SXP mesela Fibonacci çizelim gel birlikte. Buraya bak iki kere tıkladım. Düzeltti grafiği tamam mı? Bak tepem neresi burası, dibim neresi burası. Hemen çekiyorum Fibonacci bak. En tepeye koyuyorum. En dibe koyuyorum Fibonacci hazır. Daha genişten çekmek istersen şu şekilde biraz daha geri geliyorsun. Buradan çekiyorum Fibonacci yani daha genişten. Zaten grafiği açtığında zaten zınk zınk diye gösteriyor sana yani. Şuradan çekmen lazım, buradan çekmen lazım diye. Bak mesela Doge'de günlük grafiği açalım mı? Yani Doge'de çok güzel bir örnek olmadı ama. Şimdi bak şimdi hangi coin'i açsak? Şuradan bir coin beğenelim. Avax mesela tamam mı? Avax'ı da çekelim hemen. Şimdi 4 saatlik grafiği açtım. 1 günlük grafiği açtım. Karşımdaki tepe ve dip bölgesi burası. Fibonacci'yi aldın. Koydun tepeye. Dibe de koydun. Al sana mis gibi Fibonacci işte. Bu kadar basit. Fibonacci bölgelerimiz zaten ayarları Udemy eğitiminde mevcut. İyi yayınlar hocam. Berkçim sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam arkadaşlar. O zaman yayını kapatıyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sorduğunuz soru yoksa. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla kişilere erişelim. Daha güzel olur bizler için arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Paranın altına kalmanız dileğiyle diyorum arkadaşlar. Umarım 2022 yılı bizim için bol bereketli, güzel geçen bir yıl olur. Böyle inanılmaz inanılmaz yükselişler yaparız. Güzel güzel her şeyimiz, bütün çizdiğimiz grafikler böyle zınk zınk nokta atış hedeflerine varır. Paraları cebe koyarız arkadaşlar. Dolarlarla doldururuz inşallah böyle paraları. Bu paraları da güzel yerleri de kullanmamız dileğiyle arkadaşlar. Her zaman bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlığımız yettiği sürece arkadaşlar buralarda sizlerle birlikte naçizane olmayı düşünüyorum arkadaşlar. Herkese tekrardan bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.